efendim, herkese günaydınlar ve iyi haftalar diliyorum. Ben Perihan Tanto, ilk seansa hoş geldiniz. Yeşil bir açılışla sizleri karşılıyorum. %0,20'lik yükselişle açıldı bugün Borsa İstanbul. Aynı yükseliş Viyop tarafında da var. %0,23'lük yükselişler görüyoruz. Tabii burada iki önemli detay var. Özellikle Cuma günü biliyorsunuz enflasyon rakamlarını takip ettik. Enflasyon beklentilerin çok üzerinde kaldığı için bu piyasalarda bozucu bir etki yarattı. Fakat ardından ne dedik? Günün ikinci önemli datasını bekleyeceğiz. ABD tarafından bekleyeceğiz dedik. Oradan gelen datayla birlikte de zaten tarımsal istihdam rakamları neredeyse beklentilerin çeyreğe kadar geldi. Bu da piyasalara yeniden alım getirdi. Bir miktar daha risk iştahını yükseltti. Hemen bir BIST 100 tarafını alalım ekranlara. Peki düşenler çıkanlar tablomuza bakmak istiyorum. Hem BIST 30 hem BIST 100 koordineli gideceğim. BIST 100 tarafına baktığımda en iyi performansla Yapı Kredi TAV, Koza Madeni görüyorum. %0,77 Yapı Kredi. TAV'a baktığımda %0,67 ve Koza Maden'de %0,62'lik yükselişle açılıyor. Buna karşılık BIST 30'da negatif tarafta açılan tek hisse BİM. Dönelim BIST 100'e. BIST 100'ün bugün yıldızı %1,79'luk yükselişle İhlas Holding. Verus Holding onu takip ediyor %1'lik yükselişle. Ardından Kordsa'yı görüyoruz %0,93'lük yükselişle. Kartonsan var, Global Yatırım Holding, Türkiye Sigorta. Yapı Kredi az önce bahsetmiştim. Esenboğa Elektrik, yani Esen var. İpek Enerji, Albaraka Türk. Bu lise böyle devam ediyor indeks diye. Diğer taraftan BIST 30'da dedik negatif tarafta sadece BİM var. Dönelim bir de BIST 100'e bakalım. BIST 100'de günün en kötü performansı Çimsa'da %1'in üzerinde kayıplarla başlıyor Borsa İstanbul'un pozitif açılışına rağmen. İhlas Holding tarafı BIST 100'de en iyi performansı gösterirken İhlas Gayrimenkul ise %1 negatiflik açılışla BIST 100'de en kötü performansı gösterenlerden açılış itibariyle. BIST 30'da az önce BİM'den bahsetmiştim. Onun haricinde Anadolu Efes'i görüyoruz burada. Migros, Oyak Çimento, Aksa Enerji bugün BIST 100 tarafında negatifi yakanlarda. Şimdi buradan hemen bir dünyaya bakmak istiyorum. Tabii BIST 100 ekranını bir alabilirsek ekranlara. Dolar Türk Lirası'ndaki son durum ve an itibariyle de neredeyiz bir onu görelim. Şimdi açılış itibariyle 1471 puan seviyesindeyiz. Ekolar grafiklerimizi rica edeceğim. 8.29 seviyesiyle başlıyoruz yeni haftaya kur cephesinde. Tabii burada dolar endeksindeki geri çekilmenin de etkisi büyük. Enflasyon her ne kadar beklentilerin üzerine gelmiş olsa da. Euro Türk Lirası 9.84, bununla birlikte sepet kur 9.07 ve gram altın fiyatları ise 487 lira. Şimdi Asya tarafına döneceğim. Biz pozitif bir açılış yaptık. Asya tarafı da yemyeşil. Yani bugün dünyada özellikle Cuma günü ABD tarafından gelen datalar sonrası gibi biraz da inceleyeceğiz. Datalar sonrası pozitif bir başlangıç yapıyor dünya. Biz de bunu ayak uyduruyoruz diyebiliriz. Cuma günü özellikle bizi bozan beklentilerin üzerine gelen enflasyon verisiydi. Asya tarafında oldukça pozitif bir seyir var. Çin tarafına bakıyorum %1'in üzerinde yükselişler var. Japonya'daki yükselişler %2'ye yakın. Hong Kong Hang Seng %0,96 primli. Kospi yatay, Hindistan'ın Sensex'i ise yine pozitif bir açılışa, pardon, fiyatlamaya %0,27'lik yükselişe işaret ediyor. Şimdi burada önemli bir hatırlatmam var. Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Vadeli işlemler açık. O yüzden vadeli tarafı takip ediyor olacağız. Yabancılar tarafında bir miktar hacim düşüklüğü görebiliriz bu nedenle. Dow Jones vadeliye baktığımızda %0,08 artı görünüyor. S&P 500 vadeliyle %0,12 yukarıda. Yine Nasdaq cephesine baktığımda %0,21 pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte sabahları bildiğiniz gibi özellikle korku endeksine bakıyoruz. Korku endeksine baktığımızda ise 16.41 seviyesinde olduğunu da hemen hatırlatmış olalım. Evet, tahvil faizleri. ABD 2 yıllıklarında %1,89'luk bir geri çekilme var ve böylelikle %0,20 seviyesini gördü. Bununla birlikte baktığımızda 10 yıllıklarda %1,32 seviyesindeyiz. %2,87'lik bir yükseliş söz konusu. Diğer taraftan da 30 yıllıklara baktığımızda %1,94 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, dönelim şimdi kıymetli metallere. Tabii ABD tarafında özellikle datalar iyi gelmeyince dolar endeksinde bir geri çekilme, kıymetli metallerde de yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu hareketin Cuma günü gördük. Bugünkü tabloya baktığımızda daha yataylaştığını söyleyebilirim. Ons altın 1826 dolar seviyesinde, gümüşte özellikle önemsediğimiz seviye 24 dolardı. Neredeyse 25 dolara yaklaşan bir gümüş fiyatı var karşımızda. Palladium'da 2430 dolar seviyesindeyiz. Platin'de 1000
26 dolar ve bakır fiyatlarında da yatay negatif bir fiyatlama var. Son olarak bir de isterseniz hemen buradan dönelim petrol cephesine bakalım. Evet, petrol bugün satıcılı. Aşağı yukarı %1'in üzerine kayıplar görüyorum. Brent petrol cephesine baktığımda 51,5 dolar seviyesindeyiz. Ham petrolde de 68,5 dolar seviyesinde seyreden bir petrol fiyatı var karşımızda. Bu arada Irak Petrol Bakanı Jabbar'dan açıklamalar var. Petrol şirketi Total ile 27 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Irak'ın güneyinde 4 dev enerji projesi üzerine anlaşma sağladıklarını duyurdu. Bu notu ileteyim. Dönelim bugünün en önemli gündemine. Orta vadeli program açıklandı. Bildiğiniz gibi biz bunun detaylarını ileteceğiz şimdi. Orta vadeli programa baktığımızda. Şimdi aslında piyasa analistlerin genel değerlendirmelerini okudum ve dinledim. Baktığımızda burada piyasa analistlerinin ve stratejistlerin özellikle araştırma tarafının en çok beğendiği nokta programın bir miktar daha ulaşılabilir rakamlardan oluşması. Tabii önemli olan ulaşılabilir rakamlardan ziyade bu rakamlara tabii ulaşabilmek. Rakamları alalım ekrana. Orta vadeli programımızda neler var? Büyüme tahminine baktığımızda tabii burada bir revize var. Bu yıl için %9, 2022 için de %5'lik bir büyüme hedefi var orta vadeli programda. Enflasyon tahminine baktığımızda bu yıl için %16,2, 2022 için ise %9,8'lik bir burada enflasyon tahmini var. Bu arada tabii gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Neden? %5'lik enflasyon hedefimiz vardı. Buna sıkı sıkıya bağlı kalacağımız, hep altını çiziyorduk. Bu %5'lik enflasyon hedefi yukarı yönlü revize edilecek mi? Önemli olan bu. Bununla birlikte işsizlik oranlarına baktığımızda bak bu yılki hedef %12,6, 2022'de ise %12 olarak tahmin ediliyor. İhracatın bu yıl 211 milyar dolar olacağı ise tahminlerin arasında. Şimdi bu ekonomik paket zaten gün içerisinde detaylarla konuşmaya devam edeceğiz ama sabahtan beri özellikle ABD tarafından açıklanan tarım içi istihdam rakamlarından bahsetmiştim. Oradaki kritik süreci ekranlara getirmek istiyorum şimdi. Özellikle hem işsizlik rakamları hem de tarım dışı istihdam rakamlarıyla başlayalım. Şimdi burada ABD'deki işsizlik oranlarını görüyoruz son bir yıla ait. Evet, ABD'de iki önemli veri var aslında takip ettiğimiz. Birisi enflasyon cephesi ki enflasyon tarafında da zaten özellikle açıklamalar birbirine göre, FED tarafından yapılan açıklamalar birbirine göre değişkenlik gösteriyor. Orada enflasyonu da ikiye ayırıyoruz. Neden? Bu enflasyon baz etkisiyle geçen yıl COVID'e bağlı olarak değişken, yani kalıcı değil misafir mi? Yoksa kalıcı olarak geldi de artık faiz artırmak mı gerekecek? Sorun burada. O yüzden diğer taraftan da enflasyonu bir kenara koyacak olursam ABD'nin enflasyonun da önünde tuttuğu en önemli aslında veri işsizlik oranları. Çünkü ABD'nin uzun yıllar aslında önem atfettiği ve özellikle baktığımızda %3,5'larda bıraktığımız COVID öncesinde işsizlik oranlarının bu yıl başında artık %8'lerin üzerine çıktığını hatırlatıyorum sizlere. Şimdi grafiği bir alabilirsek ben de şimdi tam detaylı olarak vereceğim. %5,20 olarak açıklandı. Evet, işsizlik tarafında ABD istediğini alıyor gibi bir görüntü var. Fakat cuma gününü bozan aslında tarım dışı istihdam rakamları oldu. 700 binin üzerine neredeyse bir artış bekleniyordu. Şimdi bir diğer grafiğe geçebilirsek ABD tarafından açıklanan tarım dışı istihdam rakamları tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. 700 binin üzerinde bir artış beklenirken açıklanan rakam 235 binlik bir artış olunca bu da akıllara şu soruyu getirdi. Acaba hakikaten hem burada varlık alımlarını azaltmak hem de faizi artırmak için erken mi? Daha bilinmezlikler masada. Bu arada ciddi sapmalar yaşanıyor beklenti ve açıklanan veriler arasında. O yüzden bunun neden sonuç ilişkisiyle ilgili tabii FED tarafından gelen açıklamalar önemli. Bu da piyasaları risk iştahı bakımından alım yönünde tetikledi. Datanın olumsuz gelmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için de pozitif. O nedenle cuma günü biraz enflasyon kayıplarını hem bu sabah telafi etmiş gibi görünüyoruz hem de kur cephesinde özellikle dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte tekrardan 8.30'un altına sarkmış olduk. Günlere çıkan başlıklarını bu şekilde özetlemiş oldum. Bugün stüdyo konuğumuz her pazartesi olduğu gibi sevgili İsmail Aslan Özyer. İsmail, günaydınlar, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şöyle bir girizgah yaptım. Geçtiğimiz haftayı özetledim. Bu haftaya bir baktık. Şimdi bu hafta bugün özelinde konuşalım. Bu hafta özelinde konuşmayalım. Bugün zaten yurt dışı tarafında çok önemli bir haber akışı yok. Bir son dakika haberimiz gelmezse. Özellikle orta vadeli planın dün altı çizildi. Gündemimiz bugün boyunca bu olacak. ABD'de de tatil nedeniyle bugün piyasalar kapalı. Kaldık mı biz bize bugün? Ne diyorsun?
Yani yatay bir seyir içerisinde devam edeceğiz herhalde. Çünkü yani yabancı işlemleri de azaldığı için herhangi bir kırılım söz konusu olacağını sanmıyorum bugün. Fakat yani bant piyasası olabilir yüksek ihtimalle. 1470'in üzerinde kalmaya devam ediyoruz. 1485'lerden geri gelmiştik. Dolayısıyla bizim bu hafta yeniden yönümüzü yukarı doğru veyahut da kırılım tarafına doğru çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta 1485 seviyesine ulaştık fakat bu bizim için yeterli değil. Özellikle 120 gün kuralı da 9.50'de sona ereceğini düşünürsek eğer bir zamansal bir kırılımın yaklaşıyor ve içinde bulunuyor olabiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Borsa İstanbul'da 1459 Viyop tarafında da 1603 rakamı çok kilit bir şekilde önümüze çıkıyor. 1474'de bir önceki programda önem atfetmiştin. Peki Cuma günü oranın altında gelen kapanış seni rahatsız etti mi? Teknik tarafta bir bozulma var mı? Birazcık üzerinden geçelim zaten teknik tarafı birazdan konuşuruz ama yani bir yürekler ağza gelmedi değil Cuma günkü satıştan sonra. Acaba tekrar mı 1460'ın altına dönüyoruz diye bir şey oldu. Piyasada beklenti oldu. Hani derler ya tarım dışı istihdam rakamları ABD'den gelen piyasayı, bizim piyasayı biraz ipten aldı. Doğru. İşimize de geldi açıkçası. Doğru. Kötü gelmesi. Yani 1485 rakamına ulaştık. Geçen hafta zaten ben 1487 rakamı en üst planda tavan olarak karşımıza çıkmasını beklerdim. 85'ten geri geldik. Birazcık bu bölgede bir karar aşaması var. Yani bu bölgenin hemen akabinde kararın da çok yakın bir zamanda verilmesi gerekiyor bana göre. Çünkü ne kadar yakın? Bence salı çarşamba kadar yakın. Evet yani salı çarşamba. Biz çarşamba gününe kadar ya bu bir 1500'lere doğru hareket edip yönümüzü yukarı doğru kalıcı bir şekilde peki 1500'lere doğru hareket etmekten kastın nedir? Yani bu hafta 1500'leri görebilecek kapasitesi var mı Borsa İstanbul'un sence? Borsanın her anlamda kapasitesi olabilir. Yani yeter ki para girsin diyorsun. Evet. Pardon. Yeter ki para girsin diyorsun. Kesinlikle bu para da ya girecek ya da 1459 yukarıda da 1478 bu haftanın önemli rakamları. 1459'un altına geçişte yatırımcıların dikkatli olması lazım. Yani sarı alarm haftası bu hafta. Bunu yeşile çevirmek 1478 üstünde kalıcılıkla mümkün olacak. Sarı alarmda kırmızı alarma bırakma seviyesi 1459 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman 1459 stoplu aslında long pozisyonların hala devam ettiğini söyleyebiliyor muyuz net bir şekilde İsmail? Eğer kenarda almak isteyenler ya da elinde pozisyon tutanlar varsa. Long pozisyon demişken tabii Viyop tarafına bakmak lazım. Viyop biraz geride kalıyor. Hisse tutan da varsa diyelim. Kesinlikle ama Viyop tarafı geride kalıyor. Yani bir iki haftadır Viyop'un daha geride kaldığını görüyoruz vadeli işlemlerin. 1603 bu arada çok önemli. 1603'ün altı özellikle bugün için geçerli bu rakam vardı. Yani şu an 1615'iz. Bu rakam bugün için geçerli. Yarın bu rakam değişecek ama 1603 bugün için önemli bir seviye. Yukarıda da özellikle 1618.75. Yani 1618.75'in üstü bugün güvenli long, 1603'ün altı da yönlü short bölge olarak karşımıza çıkıyor. Peki bize daha o zaman ne diyeceğim ben? Grafikte daha detaylı anlatmanı rica ediyoruz diyeceğim. İsmail'i o zaman ekranlara, daha derler ya sahneye alacağım. 1473 puanda Borsa İstanbul %0,33'lük yükselişli. Hemen hemen zaten az önce ifade etmiştim İsmail. Açılış itibariyle birçok hisse pozitif ama negatife dönenler var. İstersen kısaca sen BIST 100'ü anlatırken ben de negatife dönenlerden bahsedeyim. Mesela Vestel negatife döndü. Şişe, Tüpraş, bir de Turkcell. Geri kalan hisselerin tamamı pozitif. Alt endekslere bakıyorum. Bankacılık, sanayi, holding, ulaştırma, teknoloji hepsi pozitif. Genele yayılan bir alış var. Bu notu ileteyim. Güzel. Yani genele yayılması iyi bir şey. İyi sonuçta bir şey. Yani bu kaçış tek boşluğunu, bir sektörle yükselmesi çok hoşumuza gitmiyor çünkü. Kaçış boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz ve bunun için de 9 Eylül'e çok az kaldı. Yani o haftaya girdik sayılır. Peki ben orada bir şey sorabilir miyim? 9 Eylül'e az kaldı diyorsun ama yani şu demek mi? Yatırımcılar anlasın diye soruyorum. Yani 9 Eylül'e kadar doldurdu. Yoksa bu %120 günlük bir zaman sağlığımız vardı ya sana herkesin sordu. O mu doluyor? 9 Eylül'e kadar dolduramazsak ne olur? Gibi sorularla çeşitlendirebilirim bunu. Normalde bazı şeyler finansal piyasalarına kadar karışık olsa da adettendir biliyorsunuz. Ve dolayısıyla 120 gün geçti artık bu tarihten itibaren. 120 iş günü yaşadık ve bu 9 Eylül tarihinde doluyor. Normalde bunun 9 Eylül'e kadar doldurulması lazım. Aslında daha önce kaçması lazımdı. Yani da başımıza gelmeyen kalmadı. Ne yapalım? Giderdik de belki. Kesinlikle. Burada bir simülasyon yaptım ben. Turkuaz boyun çizgisi
Salı çarşamba yani önümüzdeki 2 günlük periyotta yukarı doğru kalkmış olacak. Dolayısıyla şuradaki hareketi düşünürsek eğer ya buradan kurtulup yukarı doğru kaçmamız lazım. Bu turkuaz boyun çizgisi zamansallık, bir zamansallık doluyor yani salı çarşamba günü. Dolayısıyla bizim bugün yatay yapabiliriz. Dolayısıyla Amerika tarafında tatil olduğu için. Burada yukarı doğru atağımızı gerçekleştirmemiz lazım. 1478 üstü kalıcılık şart. 1478 üstü kapatalım. Yarın da coşkulu bir şekilde, çünkü önemli bir bölge burası. Önemli bölgeler gepli geçilebilir. Dolayısıyla da 1478 üstündeki kapanışın ardından yarınki açılışımız 1500-1510 olsa sonuçta çarşamba günü, perşembe günü bu boşluk dolabilir. Yani 1519.40 sanıyorum boşluğun başladığı yer. Neler yaptığını gördük diyorsun Borsa İstanbul. Evet. Canı istese 2 günde orayı doldurur mu? Doldurur diyorsun. Kesinlikle. Yeter ki para girsin. Evet, yine aynı yere dönüyoruz. 1478 doğru. Üstü kapanış yapalım. Yani 1479.80. Yarın %1 yukarı açsak 1400. Oldu bu iş diyorsun. Yani 1500'lere doğru gelmiş oluruz. Yani sadece bir çok küçük bir %1'lik bir dilim kalır. Onu da gerçekleştirebiliriz. Çok zor değil. O yüzden başarılabilir. Bu zamansallıkta yani şu anda buradayız biz. Ben simülasyon yaptım. Çarşambaya kadar yukarı çıkacağımıza göre bizim buradan kaçmamız lazım. Burada kaçamamışız ve düşüş seçmişiz. Yani burada bir zaman dolduktan sonra konsolidasyon ve yön seçimi. Genelde bu kural bugüne kadar çalıştı. 37-36'lık bir başarı istatistiği var. Dolayısıyla bir daha bu istatistiği ifade edebilir misin? 37 kırılım oldu turkuazla ilgili bugüne kadar. 36 tane başarılı bir kırılım var. Çok ciddi bir orandan bahsettin. Evet. O yüzden altını çizelim dedim. Yani bu kırılımda yön yukarı diyor. Doğru muyum? Bu kırılımda 1478'in üstüne geçelim ve kalalım. Yön yukarı. Endeks yeniden zirve yapacağı için 25 günlük bir zamanlama kazanmış olacak. Hı hı. 25 iş günde bize Ekim'e kadar rahatlatır. Dolayısıyla önemli bir durum bu. Fakat 1459'un hani kötü ihtimali de anlatalım. 1459'un altına eğer seçerse endeks bu kırılım seviyesini, bu sefer bizim yeni diplere doğru gitmemiz gerekir önümüzdeki ilerleyen seanslarda. Peki, ben burada yukarıdaki göstergeye soracağım. Senin sıkça aslında kullandığın, bizlere de anlattığın bir gösterge. Şimdi bu gösterge her dibe geldiğinde sen, yani hani biz bazı indikatör bilenler bilir. Hani deriz ya, çok aşağı geldiğinde aşırı satım bölgesi ya da aşırı alım bölgesi dediğimiz bölgeler. Şimdi ama ben gözüm yukarı kaydığında sanki aşırı alım bölgesine gelmişiz gibi bir görüntü var. Onu nasıl okumak lazım? Yukarıdaki göstergeyi de bize ifade edersen daha açıklayıcı olur. Hisse senedi piyasasında dip koşulu sonsuz çalışabilir. Buna biz ikisini de sizinle canlı seanslarda O yüzden hatırladığım için şimdi tepeyi soruyorum. Tepede şöyle devam edebiliriz. Mesela çok sert bir trend var. Tepede artı 99'da devam edebilir. Çünkü önemli olan burada diyorsun dip. Evet, önemli olan dip, çünkü mesela dolar TL'de dip olduğunda almak mantıklıdır. Tepe olduğunda satarsanız erken satarsınız. Çünkü dolar TL uptrend ve hisse senetleri de uptrend. Uptrend olduğu için aşağıdaki alım fırsatları daha başarılı, ama yukarıda çizgi yukarı doğru yapışıp gidebilir. O seviyeye şu anda 0,98'e gelmiş durumdayız. Buradaki kırılım durumuna göre de önümüze çıkan rakamlarda 1478 üstü pozitifiz, 1459 aşağısında da negatifiz. Peki, az önce ifade ettiğin gibi özellikle long, short pozisyon açanlar ya da kendini hedge edenler varsa onlar için biz her programda aşağı yukarı VIOP'u konuşuyoruz özellikle. Şimdi VIOP'la devam edeceğiz. Biraz daha piyasanın gerisinde kaldı dedin. Bunu teknik olarak bir gözümüzle görelim o zaman. 1615 puan seviyesindeyiz İsmail. En yüksek zaten 1617'yi gördük açılış itibariyle VIOP'ta. Evet, VIOP tarafında da kırılım henüz daha başlamadı ama burada İş süren seviyemiz var bizim 1587. Bir önceki grafikte de orada 1428 yazıyor ama her an kırılabilir. Yani baktığınız zaman 3 gün sonra fiyat iş süren çizgisi yukarı doğru çekilebilir. Şu anda 1587'de, fakat 1603 olarak bugünkü rakamı vermiştik zaten. Burada da 2 güne kadar yine bu turkuaz boyun çizgisi yukarı doğru kalkarak fiyatı sıkıştıracak ve bir yön seçmesini isteyecek. Bugün için 1618.75 yukarıda çok önemli. Aşağıda da 1603 seviyesi önemini koruyor. O zaman şunu sormak isterim sana. VIOP biraz spotun gerisinde kaldı dedin. Spotta kırılım gerçekleşti ama VIOP da gerçekleşmedi dedin. Ama ben öncü gösterge olarak her zaman VIOP'u takip ettiğini bildiğim için burada kırılımın gerçekleşmemiş olması seni rahatsız ediyor mu? Bu olumsuzluk sinyali verir mi? Hem iyi hem de kötü tarafından baktığım için iki taraftan sorular sormaya çalışıyorum.
Kesinlikle. Viyop tarafının geride kalması benim tabii long yani yukarı piyasaya olan inancımı birazcık düşürüyor. Zedeliyor değil mi? Vadelinin önde olmasını tercih ederim. Çünkü sonuçta vadeli işlemlerde pozisyonlar çok önemli biliyorsunuz. Yani çok fazla longçu varsa piyasa yukarı doğru gitmez. Dolayısıyla da henüz orada pozisyonların çok iyi oturmadığını düşünebiliriz sentiment anlamında. Bu bağlamda da bir şekilde biz bu hafta iyi bir marj yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Seviyelerimiz karşımızda. Seviyelere riayet edersek sarı alarm durumundayız şu anda. Bakalım yönümüzü ne tarafa doğru seçeceğiz. Peki şöyle aslında bu sorunun cevabını yanıtladık ama Kadir Bey özellikle sormuş. Umarım 9 Eylül'e kadar boşluk dolar. Peki dolmazsa ne olabilir? Bir İsmail Bey'e sorabilir misiniz diye. O zaman bu gerçek bir önceki grafiğe geri gelmek lazım. Sen dolmazsa'yı söyledin ama ben de o zaman soruyu Kadir Bey'in sorusunu şöyle çeşitlendireyim. Yeni bir dip görme ihtimalimiz artar mı? Yeni dip görme ihtimalimiz artar tabii ki. Yani şuradaki bu... Bayağı bozulur mu piyasa en azından buradaki bu band puanını hesaplarsak biz bu kanal kadar aşağı doğru gelebiliriz. Orası da bizim meşhur o Merkez Bankası'ndan sonra... 1290'lara kadar da gelebilir miyiz? Şimdi 1250-1280'den güzel bir dönüş gerçekleştirmiştik ama biz aşağıda bir boşluğumuz var. O Kasım ayında gap'li açtığımız bir 1190. Ya 1190 evet. Küsürü altta var da ben 1190 diye kafamda onu kodladım. 1192 diyelim. 1192 diyelim. 1192 seviyesindeki boşluğa kadar gelebilir. Yani yeni dip yapabiliriz. Kısa zamanların yeni dibi oluşabilir. O yüzden hem aşağı hem de yukarı senaryomuzu böylelikle çizmiş olduk. Çok net bir şekilde anlaşıldı diye düşünüyorum. Aslında sen hem aşağıdaki stop noktalarını hem de yukarıda hareketin devamı için gerekli olan direnç noktalarını net bir şekilde ifade ettin. Ama tekrar altını çiziyoruz. Bu ifade ettiğim rakamlar değişken dedin. Çünkü ben sürekli şu sorulara maruz kalıyorum. İsmail Bey işte geçen hafta bunu söylemişti, bu hafta başka rakam söylüyor. Ahmet Hoca şunu söylemişti, bu hafta yani hep diyoruz. Piyasa bu canlı hareket ediyor. Fiyatlar değişince ortalamalar değişiyor, dirençler değişiyor, destekler değişiyor. Ortalamalar da hareket ediyor. Adı üstünde hareketli ortalama. Bazı izleyicilerimiz bu dipnotu kaçırıyor. Özellikle ısrarla onun altını çiziyorum farkındaysan. Piyasada tabii her şey dinamik, sabit değil. O yüzden her güne tradersanız her güne hatta saatlik dilimlere kadar bunun periyot ve rakamlarını değiştirebiliriz. Ama ne kadar kısa o kadar yanıltıcı olduğu için tabii. Ben haftalık önemli rakamları paylaşmaya çalışıyorum. Evet ama orada hani kocaman duran bir boşluk o işte aylardır orada duruyor mesela. Onu hep aynı şekilde 1510 olarak konuşuyoruz, orası ayrı mesele. Kesinlikle. İsmail istersen buradan hemen bir kur cephesine geçelim. Özellikle şu an 8.29 seviyesindeyiz. Önemli bir seviyedeyiz. Neden? Çünkü hani buralarda bir savaş olduğunu hissediyorum. Farkındasın. Özellikle hani 8.30'un üzeri ve 6 diye ikiye ayırdım ben kuru. Ne taraf daha sana yatkın geliyor? Önemli teknik seviyeler nereler peki kurda? Yukarı bölgede zaten çok büyük sıkışma vardı. Yönü aşağıya doğru seçtik bir aylık ortalamanın da. Aylık ortalamamız 8.42. 8.42'nin altına gelmiş durumdayız. Bu arada 200 günlük hareketli ortalamamız biliyorsunuz dönemsel olarak yakaladığımız bir seviye. Altında 3-4 hafta geçirdiğimiz oluyor. Fakat biz 200 günlük hareket ortalamanın altından genelde yani yıllardır 10 yıl, 15 yıllık bir zaman diliminde. Şurada gitmiştik Naci Ağbal döneminde. Evet. Çok da tepki çekmiştim ben. Evet, zaman sağlık çalışmıştım. 200 günlük ortalamanın altına ne kadar kaldık diye. Evet. Yok Peran Hanım, siz kurun düşmesini istemiyorsunuz. Ya benden çok isteyen olamaz herhalde yani. Tabii ki istiyorum. Araba alabilmek, ev alabilmek, enflasyon düşmesini istiyorum. Cebimden daha az para çıksın istiyorum. İstemez miyim? Ama istemekle gerçekleri konuşmak farklı şeyler. Kesinlikle. Nitekim de kalamamıştı o zaman da 200 günlüğün altında. Kesinlikle. Siz hatta şey demiştiniz hani ya 200 günlük ortalamayı kırarsak diye bir soru sormuştum evet. Sana. Evet. Ve aşağısında da sonucunda 2 hafta kadar bir öncesi de var onun. 2 hafta kadar zaman geçirmiştik. Dolayısıyla bunun altında maksimum geçirilen zaman dilimi 4 hafta ile sınırlı kalıyor. Bu seviyede 8-10 civarında. Yani ben geçen hafta da söylemiştim. 8-10'un altındaki her fiyatlama aslında alım fırsatı oluşturacaktır dolar-tl tarafında. Özellikle de yani bir zaman sürecektir tabii ki bu Ekim ayının ikinci dilimine kadar fiyatlar burada oturabilir ve ortalamaları da aylık ortalamaları da tekrar 8.24'lere kadar çektikten sonra Ekim ayından itibaren 200 günlük hareketli ortalamaya değersek altından yeniden yukarı doğru bir momentum oluşabilir.
Bu arada zaten hane halkı da seninle aynı fikirde. Biliyorsun her hafta para ve banka istatistiklerini alıyoruz. Mesela 27 Ağustos haftasına baktığımızda DTH'lar yani döviz mevduat hesaplarını inceledim. 232.2 milyar dolardan 236.2 milyar dolara yükselmiş. Zaten mesele şu, hala TL'ye güvensizlik var. Çok da haksız diyemeyeceğim burada hane halkı için. İşte gelen enflasyon verileri ortada, yani hedeflemeler tutmuyor. Çok haklılar TL'ye güvenmemekte. Şu an bizim de ele tutulur, öneri koyabileceğimiz bir şey yok. Bana sorsa benim de yok. Senin dediğin gibi burada siz hani kalkarsa teknik anlamda anlatıyorsunuz ama yani hane halkı da cebine baktığı için aslında tekniği ben de burada rakamla şey yapmış oluyorum, desteklemiş oluyorum. Yani rakamlar da aynı şeyi söylüyor. Alım fırsatı dediğiniz için aslında her geri çekilmeyi hane halkı da alım fırsatı olarak değerlendirdiğini görüyoruz rakamlarda. Kesinlikle yukarıda 8.70 civarını gördükten sonra uzun süredir 8 TL'nin üzerindeyiz zaten. Ve 8 TL'nin başlangıç noktasına, yani 200 günlük hareketli ortalama çok kıymetli bir ortalamadır biliyorsunuz. Ama yani 8'in altında kalıcılık çok fazla burada görünmüyor. Dolayısıyla da bu enflasyon datası ve faiz toplantı çok önemli. Bu ayki benim için inanılmaz kritik. Yani hakikaten kalp çarpıntısıyla sunacağım bir Merkez Bankası özel yayını olacak. Allah sağlık verirse. Kesinlikle. Çok merak ediyorum. Biz de neler olacağını çok merak ediyoruz. Ama doğru bir şey olsaydı, yani böyle hani rakamlara bakarız, işlem atarız biz trader olarak. Şimdi rakama bakıp Merkez Bankası da herhangi bir aksiyon alacak olsa sonuçta minimal de olsa bir yukarı doğru bir faiz artışı gerçekleşmesi gerekir. Ama biz sabit kalırsa iyi demeye başlıyoruz. Yani orada bir sıkıntı var aslında. Bunu da herkes farkında. Umarım ülkemiz adına çok doğru bir iş yapılır. İnşallah. Ya top sadece Merkez Bankası'na da değil de tabii öncelikli olarak en kısa vade olarak onda diyeyim. İsmail, bu arada 1825 dolarla ons altta devam edeceğiz ama benim arada bir sorum var. Önemli bir ifade kullanmıştın Viyop cephesinde, 1618. Orayı şu an geçtik. 1619'un da üzerindeyiz. Piyasa 1620'ye gidiyor. Günlük kapanış mı arayacağız, saatlik kapanış mı? Yok, 5 dakika kalsa yeter. 5 dakika kalsa yeter diyorsun. Önüne 700 puanlık bir marş açar. Şimdiki kar al hedefimiz de 18. Yatırım tavsiyesi değildir ama değerli izleyenler. Burada iş biraz trade'e dönmüş. 18.75 üstündeyiz, geçtik 5 dakika şu kaldık. Şu an geçtiğimiz için soruyorum, evet. Tamam, yeni 700 puan üstüne yeni bir kanal açarız şu anda 18.75 üstünde. Hı hı. Stopumuz 350 puan olur. 18.75-350. Yukarıda 700 puanlık bir hedef marjımız içerisine girmiş bulunmaktayız şu anda. Seansı her ne kadar izlemiyor olsak da. Ben buradan canlı canlı aktarıyorum. Hiç merak etme, hiçbir şey kaçırmayacaksın. Evet. 1826 dolar an itibariyle ons altın. Özellikle ons altın ve gümüşü fırlatan da dediğimiz gibi programın başına söylediğim Cuma günü ABD tarafından gelen olumsuz tarım dışı istihdam rakamlarıydı. Ons altına gümüşe yaradı ama yeterli mi? Ons altın tarafında tabii altın işi yapanlar çok mutsuzlar uzun süredir. Hı hı. Burada bir konsolidasyon var. Yukarıda 1950'yi geçemeyen, aşağıda da bu 1680 bölgesine sıkışmış bir ons altın var. Ve 2011'de yapmış olduğu tarihi zirvesi 1921 ve bu tarihi zirvenin yine altındayız. Özellikle 11 yıl olacak neredeyse. Dolayısıyla parça altınla iş yapan yatırımcılar oldukça buradan sıkıntı duymuş durumdalar. Özellikle şu harekette de mesela hareketin pozisyon kapama bandında 1860'larda yatırımcıların, yani kurumların pozisyon kapattığını ve gecesinde büyük sıkıntı olduğunu, yani pozisyonların stop olduğunu, fakat günü tekrar başladığı zaman yeniden aynı seviyeye geldiği için burada çok büyük sıkıntı oluşmuş. Ben öyle duydum sevgili altın piyasası daki arkadaşlarla. Birebir çok sık görüşüyorsun. Evet, evet. Sonucunda onlar da artık mesela bir toplantı yaptık biz ve yeni dünya düzeninde bir takım değişkenler var. Yani paradigma değişikliği biliyorsunuz çok zor olan bir şey. Yani ben ons altında ilk defa hayatımda bir paradigmanın değiştiğini görüyorum. Ons altın artık çok fazla talep görmüyor ve bir şekilde bant piyasası yapmaya devam ediyor. Yani burada biz daha yukarı hareketler beklerdik. Yani özellikle şu 1832'lere ulaştığı noktada biz yukarı hareket beklerdik. Fakat 1832'den sonra çok sert bir çakılma oldu ve bütün pozisyonlar burada, long pozisyonlar bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bu çok zarar verici bir hareketti. Şimdi
Bu bağlamda yukarı doğru yeniden atak yapmaya çalışıyoruz. Yani son durumu özetlemeye çalışırsak 1830 bölgesinde burada bir direnç var. Daha önce iki tane onaylanmış bölge şeklinde. Buraya bir bar ulaştığını görüyoruz dün. Bu cuma kapanışı sevgili Perihan Tantu. Bugün de fiyatlama 1825'te. Eğer şu blokajdan kurtulabilirsek biz, yani kurtulup tekrar teyit alıp yukarı doğru gidersek, yukarıda 1887 var. Fakat 1887-1680 arasında gidip geliyoruz. Bu paradigmanın tekrar geri dönmesini sağlayacak olan altının lehine çok önemli bir gelişme olması lazım. Biliyorsunuz dolayısıyla dünyada artık savaşlar daha değişik şekilde yapılıyor. Savaş çıkacağını sanmıyorum tabii ki. Altını en çok besleyen unsurlardan bir tanesi. Fakat ama savaşlar artık teknolojik diyorsun. Evet, teknolojik, biyolojik şekilde devam ediyor. Ons altını besleyecek bir durum burada sadece enflasyonist baskı olabilir. Ve bu baskının kalıcı olduğuna inanırsa ons altın, bir anda tabii ki yönünü özellikle 1887 üstü kalıcılıkla bunu çok başarılı hale getirebilir. Yani şu anda güvenli long veyahut da short bölgede değiliz. 1680 kırılırsa ancak ons altında 1450'lere kadar düşüş gözlemlenebilir. Yukarıda da 1887 var. Bant piyasasına devam. Şimdi gümüşle devam edeceğiz ama sevgili Aydın Eroğlu, hemen İzmir'e selamlar gönderiyorum değerli konuğum. Bir süredir aramızda değildi ama hafızamızı tazelemiş. Çok da güzel yazmış. Şimdi bize bir not yazmış Twitter'dan. Aşağıdaki gap 6 Kasım 2021 tarihli 1192. Ben hep diyorum ya kafa 1190 diye kodladım diye. 1192 seviyesinde. Yukarıdaki gap ise 19 Mart 2021. Hepimizin hatırladığı o malum gün. 1511 seviyesinde bulunuyor. Ben de üstteki gap'in kapanmasını bekleyenlerdenim. Eğer Merkez Bankası sürpriz yapmazsa tabii diye de dipnot düşmüş. Değerli, Aydın Bey de değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ben severek takip ediyorum. Aydın hocamıza buradan selamlar dilerim. Selamlar sevgiler Aydın Bey. Hadi o zaman gümüş diyelim. Gümüş cephesine de baktığımızda ben özellikle hani 24 dolarda bir, burada hep konuştuk seninle, bir savaş vardı hakikaten. Ya, gümüşteki hareketler de altına göre daha şey, nasıl diyeyim? Volatil diyorum. Şimdi sonra niye İngilizce terim kullandınız diye oynak diyeceğim. Hadi artık İngilizceye veda edelim. Daha oynak. Yani burada birazcık daha nasıl diyeyim, altına göre daha böyle şey çocuk gibi. Evet. Arsız çocuk derler ya. Evet, yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Ha, evin yaramaz çocuğu gümüş. Aslında benim burada sahneyi size bırakmam lazım. Biliyorsunuz gümüş tarafındaki başarımızı estağfurullah. takdirle karşılıyorum, alkışlıyorum sürekli. Yani gümüşle aram çok iyidir. Evet. Şimdi 200 günlük hareketli ortalamanın etrafında tabii ki savrulsak da bir şekilde bu bölgeden işte iki hafta önceki pazartesi günkü gece aniden aşağı düşüşle birlikte 22 seviyesine kadar uzanan bir spike, bir iğne var burada. Spike iğneler şöyle büyük bir tane bir insight bir iğne bu. Yani bar stili insight. Insight'ın içerisine sığmış bir sürü bar var burada. Insight'ların karakteri eğer aşağısına gelip iğne atıp dönse buradan trend başlar. Üstüne geçip de dönerse yine bir trend başlar. Dolayısıyla biz bu insight barın üstüne doğru çıktığımızı görüyoruz. Bu seviye özellikle 24.50 seviyesi. 24.50 seviyesinin üzerinde kalıcılıkla gümüşte hedefimiz ilk önce 25.37 ve 26.36 olarak karşımıza çıkıyor. Yeter ki bu 24.50'nin üzerinde kalmayı başaralım. Aylık ortalamamız 23.50. Gümüşte bir şekilde bir taban çalışması ve özellikle cuma günkü bu tarım dışı ile birlikte oldukça iyi bir boğasal bar görüyoruz burada. İnanılmaz bir bar yani. Evet, evet. Süper bir bar oldu. 23.50 üstü kalıcılıkla 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine doğru uzanma çabası olabilir burada. 25.37, 25.80 ve 26.35 bölgesi ilk ciddi direnç bölgeleri. Buraya gelip çalışma yapıp grafiği sağ tarafa yatırırsak ve geri gelmezsek eğer, yani 200'ün altına tekrar daha yukarı bölgeleri sanırım Ekim-Kasım ayında hedefleyebiliriz. Evet, şimdi güzel bir soru geldi. O soruyu da tam böyle bir kripto para bakarken yanıtlayalım istersen. Fil bakacağız. İsmail bize böyle altcoin'lerden enteresan altcoin'ler buluyor, getiriyor sağ olsun her hafta. Geçen haftaki başarın da mesela çok iyiydi. Hatta senin hemen sonra sevgili Atakan Kaplan'la da zaten üzerine konuştuk. Solana'yı konuşmuştuk. Solana, evet. 117 üstü 150.
ki Atakan Kaplan da hem teknik hem temel anlamda aynı seni destekledi. Birazdan sevgili Atakan'la yine beraber olacağız. Bugün fili konuşacağız. Reşat Levent Kayalı çok da güzel bir soru sormuş. Hemen sizlere yöneltmek isterim. Perihan Hanım, ons altının yerini parantez içine demiş. Volatilitesi yani oynaklığı yüksek olduğu için kriptolar almıştır diyebilir miyiz günümüzde diye sorar. Ne dersin? Ons altının tabii eski hareketlerini bilenler bilir. Dolayısıyla ons altında çok müthiş hareketler olurdu ama artık çok doğru söylüyor. Güzel bir soru çünkü. 10 bin civarında ben yanlış biliyorsam düzeltebilirsiniz. 10 bin civarında altcoin var yani kripto piyasasında. Evet. Dolayısıyla buradaki tabii ki hareket bandı az önce nasıl bahsettiniz gümüş daha haylaz çocuk gibi tercih ediyorum diye. Yatırımcılar da sonuçta minimal bir parayla işte nerede hareket dolar, orada bereket dolar, diyor evet. Şekilde bir de çok iyi bir dönemdeler. Sonuçta bir olayın başlangıcına dahil olursanız çok iyi kazançlara imza atabilirsiniz. Ben dolayısıyla burada çok fazla enstrüman olması tabii ki bir handikaptır ama kripto tarafında tabii ki çok iyi marjlar var. Kaldıraç da kullanabiliyorsunuz. 10-20 şeklinde seçebiliyorsunuz. %125'e kadar sanırım devam ediyor. Bence çok olumlu. Ben zaten işte Diyarbakır'dan arkadaşlar gelmişti. Hafta içerisinde oturduk. Mutlaka portföye bir şekilde altcoin'ler atmamız gerekir. Bunu bir düşünün demiştim ben. Özellikle yani %20 civarında atarsanız hani belirli bir oranda çok iyi sonuçlar ve yeni dünya düzenine de ayak uydurmuş olursunuz diye fikrimi söylemiştim. Bu sorunun cevabını da bu şekilde verebiliriz. Yani mutlaka çok sizi böyle sarsmayacak ve çok burada sert hareketler var. Yani iyi yatırım yapabilirsiniz, yani yatırımcı olabilirsiniz veyahut da tradersanız da trade edebilirsiniz. Özellikle mesela fiilde bizim çok uzun süre konsolidasyon dönemi geçirdiğimizi görüyoruz 71-87 bölgesinde. 87'deki bu ortalamanın yani üstüne çıktıktan sonra yarı yol formasyonunda yukarısına çıkıp şu anda fiyatlamanın 122 seviyesine doğru ilerlediğini görüyoruz. Buradaki trendin kalkış gücü oldukça değerli sonuçta. Mutlaka burada volümle bu oluşmuştur. Dolayısıyla bizim burada seyrimiz 158 dolara kadar devam edebilir. Sadece 105-102 şu bölgenin kırılmaması gerekir, tutması lazım. Yani geri alıp, şimdi burada çok güzel bir yukarı doğru atak var. Bu atağın düzeltmesini yaşarsak eğer, mesela hiçbir piyasayı döndürmeye çalışmıyoruz, hiçbir piyasayı da düşürmeye çalışmıyoruz. Yani buradaki harekete, düşürüyoruz, evet. Buradaki hareketin bir düzeltmesinde burası geri alım seviyesi olabilir. Yani 105-102 olmadı diyelim, çok küçük stopla buradan ayrılabiliriz. Fakat geldi düzeltti ve tekrar yoluna devam ediyor. Çünkü bir trend başlangıcı. Sonuçta trend bu şekilde gitmiyor biliyorsunuz. Yani mutlaka zikzaklar şeklinde. Şu bölgeden yeniden yukarı doğru atak yaparsak biz 158-62 civarında da serbest bölge çalışması oluşuyor turkuazın üzerinde. Bir üstteki band mesela 280 dolar. Baktığımız zaman yani 105'lerden mal etseniz 3 kat falan yapıyor. Yani oldukça iyi bir prim. Burada çok iyi bir trend başlangıcı gözlemleniyor. 105-102 civarı alım noktası olabilir. Küçük stopla tekrar hatırlatıyorum. Bu enstrümanda yukarı doğru iyi bir trend yakalanabilir diye paylaşmak istedim. Sevgili İsmail Aslan Özer, böylelikle programımızın, daha doğrusu bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. İstersen birlikte veda edelim. Çok teşekkür ediyorum yine bu değerli grafikler için. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Piyasayı 1621 puanda o zaman bir virgül koyarak, senin de bahsettiğin önemli rakamda, önemli bir rakamın üzerinde diyeyim daha doğrusu. Yatırımcılara emanet ediyorum ama programı bitirdik. Bu arada bir 15 dakika falan geçti. Birazcık rahat nefes alabilir mi yatırımcılar? Son sözünü söyle, öyle kapatalım istersen. Rakamları, söylediğimiz rakamların riayet edilmesini isterim. Yani benim için çok kıymetli rakamlar. Daha önce de kırılım taraflarında bunlar ön plana çıkmıştı. Bu yatırımcılar yani fiyat rakama bakarak yapmaları gerekenleri yapsınlar. 1478'in üstüne kalıcı olarak yerleştikten sonra da Aydın hocamızın dediği gibi gap boşluğunun kapanması %80 gerçekleşebilir. Ama 1459'un üstü bir şekilde, güvenli bir şekilde bizi yukarı doğru o hedefe tamamlatacaktır. Çocuklarımıza çok başarılar dilerim. Bugünkü eğitim, öğretim yılı başladı evet, işte. Evet, inşallah da yüz yüze bir yılı tamamen sağlıkla, güvenle tamamlayabilirler. Hepimizin temennisi. Ben de bir anne ve iki çocuk annesi olarak onları okula gönderdim bugün. Hepimizin temennisi o. Çok teşekkür ediyorum İsmail. O zaman birlikte istersen kısa bir araya gidelim. Sonrasında kripto parayla kaldığımız yerden devam edelim.